Yıllar evvel Galatasaray'da bir basketbol formasıyla bir resmi var. Her zaman o önüne koyulur. Her zaman koyulur. O ne oldu ya şimdi durup dururken ya? Onur Mert'in hakemliği bitmiştir. Ya dur Berasim, ben de ne diyeceksin diyorum Allah'ım ya. Bitmiştir. Yani aslında düdüğünü. Güzel yoksa kardeşim. Ona o düdüğünü. Yok ben keyif falan yaparsan kalkar giderim. Sikimedir, diktir, toşaktır, böyle şeyler yok. Böyle şeyler yok. Ne olmuştu 6 Kasım'da Ertem? 6-0. Doğru mu? Doğru. Ver bana bir kalem. Önünde yok mu? Önündeki yazmayan kalem. Ah. Göztepe kalemi bu. Al tamam verdim al. Yazmayan kalem mi olur lan? Olur abi olur. Efendim bunu hatırlatma bize Rock. Bugün mutluyuz. Hatırlanacak ki, yüzleşilecek ki. Bugün de Fenerbahçeli dostlarımız bununla yüzleşsin. Doğru oldu. O ne lan? 9 puanı söylüyor. 9 puan fark var bugün. Ama geçmişte de 6 yediğimiz de bir gerçek. Niye bunu söyledim? Kaç puan fark var? Niye bunu söyledim? Şimdi herkes benden yok dikti, toşaktı, sikibeydi. Bırakın bunları. Bu zor durumdayken böyle söylemek bunlar doğru değil. Ne gülüyorsun lan abi? Yine. Şimdi 3 ayaklı Beşiktaş dedi, ona da güldünüz abi. Her şeye gülüyorsunuz bak ya. Bak yine bir şey patlatacaksın ha. İyi öyle işime doyuyor. Fenerbahçe'nin de hocası bu zaferi yaşatan adam olmalıdır. Koy klibi Ertem. Size sabah gönderdim. Koyun klibi. Kimdi hoca Laurent değil miydi? Koy klibi. Gelsin. Fenerbahçe bu mu aldın duyum? Peki gelse ya. Büyük bir olay olmaz. Ya hem o zor durumda kurtulur. Saçma. Hakikaten taksicilik yapıyor mu? Saçma ya. Yapma. Tabii ya. Yap. Fener'in paraları yedi mi? Fener'in paraları yedi mi? 10 euroya çok ihtiyacı var. Fenerbahçe hoca mı yapacaksın sen bunu? Bunu mu duyuyor musun? Bunun evinde olduğunu olur. Allah seni kahretsin. Bir dakika. Bir dakika onu horoz da var. Ya saçma. Horoz ne? Onu verdik horoz ne? Horoz ne? Nereden bilin? Al altı. 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 Nerede horoz ne ya? Ya bir şey yok. Ne bileyim horoz nereden çıktı? Nereden bileyim? Bu yaşıyor mu adam? Ya abi adam orada köy evinde yaşıyor. Yaşıyor. Köy evinde yaşıyor. Köy evi bir dakika. Köy evi mi? Bırakın abi ya. Huzur evi mi? Ya bırak adam ya. Karavan ya bırakın köy evi. Geyik yapma ya. Taksi mi? Ben de sen ciddi bir şey açılacaksın. Bunu kabul etmediniz mi Berlin Orant'ı? Yani hayır bu gerçek değil. Sen şimdi ne olursun olayı gerçekten açıklayalım. Bu birinci alternatif. Anladım. Bu birinci alternatif. Ha, bir biz de oynuyorsun birinci sen de yani. Ya, birinci bu Ertem sen de bunu ciddiye alıyorsun. Bir dakika Laurent'a hiç adam... saygınız yok ya. 6-0 size yaşattı be. Adam uzun evinde. Tamam, sürünüyor be. Sizler için camiasınız ya. Lan sana sürünüyor adamlar sürünüyor. Adam 10 euroya muhtaç. Taksici. Taksicilik yapıyormuş. Ver Laurent'ı düşen bir Fenerbahçeliler yok mu? Lan sen yolun para mı? Çevim kardeşim bize Fener'i 6-0 yenecek hocaya zaten İnan Kıraç maaş bağlar sana söyleyeyim maaş. Ölümüne kadar maaş. İnan Kıraç ölümüne kadar maaş bağlar 6-0'dan sonra. Allah Allah. Siz adamı aç bıraktınız. Sefil bıraktınız. Garsonlar tuhaf şeyler ulan, yaptı. Bu ne Ertem? Senin hocam bu mu şimdi yani? Sen bunu ulan, mu getirdin? Hayır ulan, abicim. Ben vefasızlığınızı ifade etmek istedim. Bu vefasızlığı vurgulamak için. Ulan bize bir maç kazandırdın diye. Vefasızlık. Bak ne dersin? Gerizekalı. 6-0 yaşatmış. Bu gerizekalı ya. Yaşatmış. Aa, ya tamam kardeşim. Gerizekalı ya. Tamam senin hakkını yemiyorum. Ulan Fenerbahçe. Benim yeni hocayı. Hocaya yardımcı antrenör Taner Tura gibi bir de kulüp doktoru geliyor. Ver görüntü Ertem. Buna bir şey söyleyin ya. Ver görüntü. Allah belanı versin. Ya Ertem bunu vallahi bak kafasına. Ulan senin Allah belanı. Ya çek şunu Ertem ya. Abdülkerim Durmaz. Kerimcan Durmaz. Bu Allah cezanı versin seni. Bak kaçtı gitti bu. Bak gelme bak buraya gelme. Vallahi kafana bir şey atar. Ya bak Ertem buna. Hocam. Bir şey söyleyeceğim. Ya hocam bu Allah aşkına ben şimdi buna annesini babasını tanıyorum. Babasıyla tanıştım. Şimdi ben buna ağzımdan bir şey çıkacak. Ayıp olacak yani ya. Fakat komik bir şey söyleyeyim mi Apo?
O bir şey sen de mi? Hayır hayır değil. Sana Fenerbahçe antrenörlüğü çok yakışmış. Yediş. Hocam tam gitmiş değil mi? İyi ben iyiyim de yardımcılarım kötü hocam. Hayır Haydar Bey, Haydar Bey kulüp doktoru anladığım kadarıyla. Hocam sen bir tip adamısın. Haydar Dümen iyi bir kulüp doktoru olmaz mı? Ben mental olarak yani psikolojik olarak. Hem mental olarak hem psikolojik olarak hem seksoloji her türlü takım hazırlar. Yanlış mı? Sinan Engin biliyor mu derler? Göster. Göster Sinan Engin. Ya Sinan abine ne işin var? Senin ihtiyacın yok muydu ona? Hatırla. Sabah akşam. Göster. Derin var koptu. Ya Ertem. Göster Sinan Engin'i. Ulan. Sinan Engin'i göster. Meşhur ceketiyle. Ertem. Hocam. Olamaz mı? Bir dakika. Sen niye olamazsın? Niye olamazsın? Çok mutlu olur. Bak nasıl mutlu olurum diyor. Rasim. Ertem sonra Fenerbahçe geleneğine de uygun. Nereden? Fenerbahçe'yi Aziz Yıldırım, Ali Yıldırım, abi kardeşim. Açın ağabey bunu açın. Terledim öleceğim ya. Yetmiyorum abi kardeşim. Aziz Yıldırım, Ali Yıldırım. Evet. Kerim Can Durmaz Abdülkerim'in amcayı yönetmez. Oğlum benim katil ederim. Ya Kerim Can Durmaz Abdülkerim abinin yeğeni değil. Gel bakayım sen şimdi. Allah Allah kaçıyorum. Allah. Rasim gelin. Yavaş. Yavaş kavga ediyorlar. Yok bir şey yok tamam. Bir şey söyleyeceğim. Çok iş. Hocam. Ne oluyor ya? Yavaş. Reklama gitsene reklama. Reklama git abi reklama git. Reklama git. Yapmayın beyler ayıp ya. Reklama git. Reklama git. Ayıp abicim yapma. Reklamdan sonra beraberiz. Reklamdan. Ne oluyor ya? Nasim. Yapmayın ya. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarındasınız. Sizin kanalınızda, sizin Ertem programınızda. Kardeşim buraya bir bodyguard tutun kardeşim. Bizim bu can güvenliğimiz tehlikeye giriyor. Kendi canımı zor kurtardım ya. Hadi hocam gel seninkini göreceğiz şimdi. Seninki geliyor. Gel görün seninkini görmek istiyorsan geçelim içeri. Sana oradaki verdiğim şeyi söyleyeyim. Hangi numaraları çok verdiğimi. Çok ağır bir laf hocam. Ben buradan Ertem görüyorum seni. Ertem bu lafı dayanamaz. Ya Rasim bir sus ya. Ya ağır falan değil tamam ya. Gel benimkini göstereyim. Ya saçmalamayın ya yapmayın. Çok çocuk şey veriyor ya. Bak Rasim başımızı nerede sokuyorsun ya. Hocam dedi ya. Anlamda söylemedim. O ne anlama geldiğini anladım.